Sevgili Pertemiyel ailesi, ben Mehtap Tam Tartar. Bu akşam sizinle Pertemiyel'den Instagram canlı yayınlarını devam ediyoruz. Network ağımızla yayınımızın konuğu Sayın Bircan Topkar olacak. Sevgili Bircan Topkar. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyim Mehtap Hanım, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak bizleri daha da çok mutlu ediyor. Evet, harika bir akşam ve bu yayınımızda öncelikle biz sizi tanımak istiyoruz biraz. Pertemiyel yıllarınızdan biraz bahsetmenizi istiyoruz. Pertemiyel ilgili düşüncelerinizden, hocalarımızdan ve tabii ki hocalarımızın size kazandırdıklarından biraz bahsedelim istiyoruz. Buyurun. Çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Mezunlarla böyle online bir platformda olmak bile çok heyecanlandırıyor beni. Kaldı ki Pertemiyel Lisesi'nde düzenlenen Pilav ve Aşure günümüz var. Onlara da katılmaya gayret ediyordum. Orada ayrı bir coşku vardı ama şu an burada da heyecanlandığımı söylemek istiyorum. 1998 mezunuyum ben. Pertemiyel Lisesi mezunuyum. Benim mezun olduğum zaman süper liseydi lisemiz. Ve aslında başa dönecek olursak 4 sene öncesinde oraya girerken işte not ortalamam tutacak mı, girebilecek miyim diye inanılmaz bir heyecan vardı. Çünkü Pertemiyel Lisesi benim için böyle çok üst seviye eğitim alacağımdan çok emin olduğum bir liseydi. İstanbul'un da sayılı liselerindendi. Dolayısıyla kabul edildiğimi öğrendiğim ve hani kayıt olduğum gün sanki yeni bir sayfa açılmıştı hayatımda. Gözümüzde canlandırabildim mi bilmiyorum. Çok küçüğüz çünkü o zaman böyle liseye başlıyoruz falan. O 4 sene içerisinde hazırlık sınıfıyla birlikte çok çok iyi bir eğitim aldığımızın zaten farkındaydım. Tabii ki farklı okullara giden arkadaşlarımız da vardı ama esas farkı mezun olduktan sonra üniversitede, iş hayatında, her yerde yani şu an bile herhangi bir destek, bir şey gerekli olduğunda dönüp sormak istediğim kaynaklardan bir tanesi bizim mezunlar platformumuz. Ve o anda hani farkındaydım diyorum ya iyi bir eğitim alıyoruz diye. Şimdi tabii ki öğretmenlerimizin kendi bilgisi, tecrübesi, birikimi yani o anda da inanılmaz iyiydi ve hissediliyordu. Seneler sonra bir araya geldiğimizde de o işte birlikte toplaştığımız senedeki bir günümüzde de sanki seneler geçmemiş aradan gibi, sanki o günlerdeymişiz gibi öğretmenlerimizle, diğer arkadaşlarımızla yine o samimiyette ve sıcaklıkta bir araya geliyorduk. Özetle bir hani lise öğrencisi için duygusal anlamda da, bilgi, beceri anlamda da çok destekleyici bir ortamımız vardı. Ve o günleri düşündüğümde şöyle bir sahne geliyor aklıma. Bizim öğle teneffüslerimiz biraz uzundu, 47 dakika civarında. Herkes öğle yemeği ve diğer ihtiyaçlarını karşılar. Son senemiz, artık üniversite sınavını hazırlıyoruz. İnanılmaz bir heyecan ve stres ortamı var. Şöyle bir sınıf düşünün, işte kaç kişiyiz diyelim, 40 kişiyiz. Bu 40 kişinin 30-35 kişisi en az o yemeğini 10 dakikada falan halledip geri kalan zamanında sınıfta ders çalışmakla ve test çözmekle geçiriyordu. Bu ortam içerisinde sizin kötü bir öğrenci olma şansınız pek yok, anlatabiliyor muyum? Yani çok destekleyici. Bu arada şunu eklemek istiyorum. Asla tamamen bireysel bir çalışma ortamı değil bu. Şöyle hayal edin. Arka sıramdaki arkadaşım coğrafyada iyi. Ben dönüp coğrafya sorularını ona soruyorum. Ben geometride bir konuyu halletmişim. O geliyor bana bunu soruyor. Böyle destekleyici, birbiriyle yine de dayanışma içerisinde olan bir ortamımız vardı. Evet, harika. Pertemiyel Lisesi'nden gelmek olmak büyük bir ayrıcalık. Bunu hepimiz biliyoruz. Harika. Lisenizden mezun olduktan sonra peki neler yaptınız, nelerle? Çok kısaca biraz hayat yolculuğunuzdan bize bahsederseniz sevineceğim. Çok kısaca diyorum. Çünkü biliyorsunuz bu akşam biraz geleceği planlamak ve koçluluk üzerine. Dolayısıyla zamanımızın bir bölümünde aynı zamanda değerli bir Pertemiyel mezunu olarak buna ayırmamızı istiyorum. Evet, evet, neler? Evet, evet.
Lisesinden mezun olduktan sonra. Mezuniyet sonrası sınav sonuç kağıdımızı aldık. Üniversiteye kayıt yaptırdık. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat mezunuyum ben. Ve bu 4 sene boyunca da hep part-time işlerde çalıştım. Çok benim için keyifli de bir süreçti aynı zamanda. Üniversite mezuniyetinden sonra da 6 seneye yakın otomotiv, 4,5 sene işte IT ve sonrasında da kendi aile şirketimize geçiş yaptım. Eş zamanlı olarak kendi e-ticaret şirketimi kurdum. 5 senedir de devam ediyor. Geçen sene itibariyle bu konuda eğitim ve danışmanlık vermeye başladım ve son olarak koçluk eklendi. Hızlıca size kariyer yolculuğumu anlatmış oldum. Gerçekten çok hızlı oldu ama ben bir konu altını çizmek istiyorum. Sizinle görüşmemizde okulumuzdaki İngilizce eğitiminin ne kadar iyi olduğundan bahsettiniz ki hazırlığı oradan, yani bir aslında devlet okulundan öğrendiğiniz İngilizce'de hazırlık sınıfını geçebildiniz. Bu da Pertiyeli'nin bir ayrıcalığını ortaya koydu bizler için, değil mi? Mehtap Hanım, sadece olsa iyi. Ben üniversitede tercümanlık da yaptım part-time çalışırken fuarlarda. Sonrasında yabancı dilimi kullandığım işlerde de çalıştım. Hep bana sorulan soru şeydi: İngilizceyi yurt dışında mı öğrendiniz? Yani şanslıydım bence. Çünkü Pertevniyal Lisesi'nin hazırlık sınıfı hakikaten çok ciddiye alındığı belli olan bir şeydi, süreçti. Ayrı bir bölüm yönetimi falan vardı. Dolayısıyla ben o konuda çok şanslı hissediyorum kendimi. Bir de matematik konusunda çok belirgin. Ben iktisat okuduğum için çok işim düştü. Buradan bütün hocalarıma selam olsun. Yani inanılmaz bir temel almışız. Ben bunu üniversitede, sonra hatta iş hayatımda bile hissederek devam ettim. Onu da burada söylemekte fayda var. Peki, teşekkür ediyoruz. Hocalarımıza inanın, sizlerle çalıştıkları için çok mutludurlar. O halde evet, bir koçluk. Hayatınızın kariyerini artık en son basamağında sanıyorum bir koçluk eğitiminde nihayetlendirdiniz ve aile şirketiyle devam ediyorsunuz. Şimdi koçluk ve mentorluk denen iki tane deyim var. Bu koçluk ve mentorluk deyimleri aslında birbirine çok benziyor. Ortak noktaları da var. Fakat birbirlerinden aslında yolları ayrılıyor. Ben size bir soru sormak istiyorum. Koçluk ve mentorluk nedir? Bir aralık bariz farklar nelerdir? Evet, çok da güzel bir soru. Çok yerinde bir soru. Özellikle de belki izleyen şöyle insanlar için çok faydalı olacaktır. Yani ben bir destek almak istiyorum. Bir şeyleri netleştirmek istiyorum ama kiminle çalışmalıyım? Bu noktada aslında ihtiyaç neyse alacağınız destek de onunla paralel oluyor doğal olarak. Şimdi öncelikle koçluktan biraz bahsedeyim. Koçluk kişinin, öncelikle danışan diyoruz, yani bu hizmeti alan kişiye, danışanın kendi isteği, talebiyle geliyor olması gerekiyor. Ben bir konu çalışmak istiyorum diye. Bu önemli bir şey. İkincisi, koçlukta koç ve danışan eş seviyededir. Yani birinin diğeriyle bir ast-üst ilişkisi olmaz. Ve koçluk biricikliğin üzerinde durur. Yani her bir insan kendine hastır. Ve biriciktir, buna inanır. Ve buradan baktığınızda aslında bu eş ilişki içerisinde de koçluk süreci şunu der. Yani koçluk şunu der genel yaklaşım olarak: danışana güven, sürece güven. Kendine de güven koç olarak. Bu şu anlama geliyor: siz soruları sordukça koç olarak, danışan aslında kendi sorularını, yani kendi cevaplarını bularak ilerler bu yolculuk içerisinde. Biz koçluk yolculuğu tabirini çok kullanıyoruz aslında. Ve çok da doğru bir tabir. Şimdi mentörlüğe dönüp bakacak olursak, mentörlükte genellikle eş bir ilişkiden bahsedilmez. Mentörlük daha çok, yani mentee ve mentor diye İngilizceden bize geçmiş kelimeler var. Mentee ile mentor arasında genelde ast-üst ilişkisine benzer bir şey vardır. Çünkü bir tarafta bilgi ve tecrübe var. Diğer tarafta bunları edinmek isteyen birisi var ve birbirleri arasında bir bilgi akışı var. Koçlukta böyle bir tek taraflı bilgi akışı pek rastlanmaz. İstisnası şudur:
koçluk içerisinde bir araç kullanılacaksa veya mesela hayat çarkı deriz, işte hayatınızın önceliklerini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir veya işte çıkarım merdiveni, bunları aynı jargonu kullanabilmek için ve tespitleri yapabilmek için aktarabilirsiniz bilgi olarak. Ama bu süreçle ilgili bir şeydir. Halbuki mentorlukta bir bilgi akışı vardır. Mentor, mentiye bilgi, tecrübe ve onun konusuyla ilgili bildiklerini aktarır. Bir de tabii ki şöyle bir şey var. Mentorlukta tavsiye verme çok baskın bir şey. Bu koçlukta olmayan bir şey. Koçluğun içerisinde tavsiyeyi soktuğunuz anda onun ismi artık koçluk olmuyor. Ama şöyle de var tabii. Yani tavsiye vermenin içerisinde soru sorma anlamında koçluk yer alabilir. Ama danışmanlık da vardır. Her ikisini de kapsar. Genel çerçevede böyle bir farkları var ikisi arasında. Yeni mezunların için de geçerli, kariyerinde ilerlemek isteyenler için de geçerli. Koçluk ve mentorluk adı altında hangisini tavsiye edersiniz, öyle sorayım. Yani yeni mezunların mentorluk yoksa koçluk mu almalarını tavsiye edersiniz? Yoksa bambaşka bir yol mu kullanmalarını tavsiye edeceksiniz? Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Çok 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 aydınlatıcı bir soru gerçekten. Şimdi burada aslında kişinin kendi farkındalık seviyesi biraz bunu belirler. Şöyle ki, eğer ihtiyacınızın çok farkındaysanız, benim işte daha önce ekonomi okumuş birinden nasıl iyi ekonomist olunur öğrenmem lazım, böyle bir ihtiyacım var diyorsanız, bir ekonomi mezunu mentor bulup onunla çalışabilirsiniz. Ama konu şuysa, ben kariyer yolumu çizmek istiyorum ama çok da emin değilim. Neye bakarak karar vereceğim onu da bilmiyorum ise, yani ortada bir farkındalık eksikliği varsa, belki burada koçlukla başlamak, gerekirse de daha sonra mentorluğa geçmek faydalı olabilir. Bu anlamda kendi hayat yollarını şekillendiriyorlar ve buna göre de karar alıyorlar diyebiliriz. Tabii ki koçluk mentorlukta aslında ortak özelliklerden de biraz bahsedersek, bunda gizlilik, değil mi? Sanıyorum temel dayanak, güven temel dayanak. Başka neler ekleyebiliriz? İkisinin ortak yönlerinden bahseder isek, olumlu ve pozitif düşünme, değil mi? Başka neler söyleyelim? Evet. Güzel bir konu bu. Çünkü insanların bu hizmetleri almadan önce en çok kafalarını kurcalayan şeylerden bir tanesi oluyor. Gizliliği nasıl sağlayacağız? Birincisi, mentorlukta de, yani danışan eğer talep etmezse veya herhangi bir kurum zorunlu tutmadığı sürece, ki bu şey, şöyle düşünün, yani bir projedir, iki taraf da biliyordur, kayıt alınır. Bu başka bir şey. Ama benim bahsettiğim normal rutinde yapılan mentorluk ve koçluk görüşmelerinde herhangi bir ses veya görüntü kaydı tabii ki alınmıyor. Şöyle bir durum var. Koçluk açısından bakacak olursak, koçluk görüşmesinin bir ön aşaması var. Tanışma görüşmesi diyoruz. Bu tanışma görüşmesinde taraflar birbirlerini anlayabileceklerini düşünüyorlarsa, yani kimya tuttuysa aslında tam tabiriyle, birlikte çalışalım kararı çıktıysa, hemen akabinde bir gizlilik, daha doğrusu koçluk sözleşmesi imzalanıyor. Bunun bir parçasında gizlilik tabii ki var karşılıklı olarak. Ve bu sözleşmede tabii ki kişilerin karşılıklı bir kere iletişim bilgileri, genel bilgileri, bunların gizli tutulacağı ile ilgili bir şey var. Kaldı ki bu tamam hadi çalışalım dendikten sonra koçlukta bizim bir keşif görüşmesi dediğimiz, adı bu yani. Böyle bir görüşme var. Bu görüşmede danışanın konusu nedir, hangi konuyu çalışacağız, koçluğun konusu ne olacak, nasıl ilerlenecek, biraz aydınlatılan bir görüşmedir. Bu görüşmede danışanın izniyle bazı belli başlı noktalar, yani danışanın kendi konularıyla ilgili not alınabilir. Ama bunun dışında şunu söylemek doğru olacaktır, koçluk görüşmelerinde not alınmaz. Çünkü koçluğu konuya yapmıyoruz. Koçluk danışanın kendisine yapılır, bireye yapılır. Dolayısıyla danışan hangi konuyla geliyorsa onu çalışırız. Harika.
Çok güzel aslında değil mi? Bu konularla ilgili bilgi verebilmek, insanları aydınlatabilmek bence çok önemli. Çünkü olası bir karışıklık ve kafalarında olan soru işaretlerini en azından aydınlatma Tabii şansına ki. sahip olabiliyoruz. Sizlerin aracılığı. Sadece tabii bu hizmetler değil Mehtap Hanım, danışmanlık da böyle. Biz danışmanlık hizmetlerinde de bir gizlilik sözleşmesi imzalıyoruz. Yani aslına bakacak olursanız kişinin kendisi, kariyeri, özel alanı ile ilgili herhangi bir yerde zaten veri koruma yükümlülüğümüz var karşılıklı. Bir de bununla ilgili zaten koçlukta herhangi bir veri tutulmuyor. Yani aslına bakacak olursanız yazılı bir şey yok. Mentörlükte de dediğim gibi spesifik bir konu çalışılacaksa ve ilerleme kaydedilip hani bunu tartmak gerekiyorsa yine söyleyeceğim. Hani danışanın izniyle olabilir. Bu karşılıklı tamamen görüşmeye bağlı. Sizinle paylaştığımız gibi bir konu daha altını çizmemiz gerekiyor sanıyorum. Koçluk ve mentorluk kimler başvuramaz idi? Sizinle konuştuk. Bir sorunları olan kişilerimizin koçluk ve mentorlukla bir alakaları, böyle bir danışmanlık hizmetleri anları söz konusu, isterseniz bir de bunu açığa çıkartın bize. Mentörlüğü kenarda tutuyorum. Çünkü mentörlük çok spesifik, yani özel bir konu. Şöyle özel, yani bir konu var ve gelişim ya da bir tecrübe aktarılması istenen bir konu var. Dolayısıyla içerik olarak da, uygulanış şekli olarak da koçlukta artık ayrılıyorlar o noktada. Şimdi koçlukta şöyle şeyler gelebiliyor. Hayatımı düzene sokmak istiyorum. Birisi bana yol göstersin. Bir kere bu taleple, hani koçluk buradaki ihtiyacı anlamaya yönelik sorular sorulabilir koçlukta, ama hadi şunu yap demez bir kere koç. Yani böyle bir beklenti varsa koç doğru adres değil. Koçluk hizmeti de değil. Veya işte hedeflerim var. Bu hedefleri birlikte gerçekleştirecekse hayır, koç hedeflerin gerçekleştirmesinden sorumlu değildir. Koç ancak sizi o hedefe giden yolda tutmaya çalışır. Yani siz konuları dağıtarak gelebilirsiniz. Ama koç sizin ana, o ilk keşif görüşmesinde konuştuğunuz ana konuyu size hatırlatarak tekrar oraya doğru konuyu, daha doğrusu size hatırlatma görevi vardır. Ve hani burada ayrışıyor. Şimdi bağımlılık konuları çok ayrı konular. Bunlar koçluğun dışında kalıyor. Aynı zamanda psikolojik destek istiyorsanız, yani çok hani, yani şunu söylemek çok doğru. Bir kere koçluk bugünü ve geleceğe genelde odaklanır. Geçmiş psikolojinin işi. Dolayısıyla oralarda bir şeyler varsa halletmek istediğiniz, belki psikologla görüşmek doğru olabilir. Erkeğin yerler, profesyonel hizmeti veren Sayın Bircan Toprak'tan da duyduğunuz gibi koçluk hizmetlerinde bağımlılık ya da psikolojik destek söz konusu olduğunda koçluk hizmetlerinden yararlanmanız mümkün değil. Doğru adresler bunlar değiller. Evet, peki Yani bir şunu eklemek istiyorum Mehtap Hanım, çok özür dileyerek. Etik çalışan bir koç böyle davranır. Yani bütün koçlar için bunu genellemek istemedim. Ama ben etik kurallar çerçevesinde hareket etmeye çalışan bir koç olduğum için burayı söylemek istedim. Bunu da eklemekte fayda var. harikulade. Zaten sanıyorum eğitimi, altyapıda belki eğitimi işte psikoloji, klinik psikoloji yapıp aynı zamanda koçluk hizmetini veren kişiler için belki bu geçerli olabilir. Birbirine bağlayabilirler. Evet, dediğiniz gibi etik olarak bunları yapmak pek doğru sayılmıyor. Biliyorsunuz bizim Perfemiyel Sesine Yetişenler Derneğimizin başkanı Sayın Osman Gültekin göreve ilk başladığında yaptığı ilk icraat mezun olan öğrencilerimizden mentorluk programı ve dahilinde menti öğrencileri grubumuza dahil etmek. Yani bir mentorluk programı yarattı Sayın Ne Osman. güzel. Muhteşem bir programdı. Tamamen geleceğe bakan, geleceğe yönelik bir program idi. Şimdi bu mentorluk programında sizin tavsiyeleriniz neler? Bu mentorluk programı ile ilgili düşünceleriniz neler? Biraz da onlardan bize bahsederseniz çok sevinirim. Tabii ki. Şimdi az önce bahsettik ya, koçluk ve mentorluğun temelde ayrıldığı bir konu var. O da belirgin bir konu hakkında bilgi aktarımı. Şimdi mentorlukta benim konum ne? Mesela satış tarafında uzun yıllar çalıştım. Müşteri iletişimi, müşteri bağlılığı, ekip yönetimi, işte baktığınız işte son dönemde e-ticaret, bunlarla alakalı konular.
Bunlarla ilgili olarak benim alanımla ilgili veya buna benzer paralel alanlarla ilgilenen arkadaşlara yol göstericilik yapabilirim. Hatta farklı bir sektörden bile olsa, çalıştığım sektörlerin dışından da olsa, satış çok jenerik bir şey, hani çok genel bir şey olduğu için belki müşteri iletişimi, bağlılığı, satış konusunda yine de bazı söyleyeceğim şeyler olabilir, genel geçer olan şeyler. Koçluğa baktığımızda konunun ne olduğu çok önemli değil. Çünkü şimdi bugün hani yaşam koçluğu deniyor vesaire ama mesela takım koçluğu ve çeviklik koçluğu dışında kalan birçok koçluk alanı aslında hepsi profesyonel koç olarak geçiyor. Yani yaşam koçu olmak gibi bir şey yok aslında, günün sonunda koç olmak var. Ama çalışacağınız spesifik alanı isterseniz koç olarak belirleyebilirsiniz. Bu özgürlüğünüz var. Mentörlük tarafında şunu tavsiye edebilirim. Akıllarını karıştıran bir konu varsa, yani çok yani ben şunu yapmak istiyorum ama nasıl yapılacağını öğrenmek istiyorum. Hangi yoldan yürümem gerekiyor? Bir büyüğüm veya bilgili birisi bana söylesin ihtiyacı varsa, az önce konuştuğumuz ihtiyaç konusuna gidiyor yine konu. Bu noktada mentorluk almaktan çekinmesinler. Bence harika bir deneyim. Ben yöneticilerimden kısmi olarak almıştım zamanında. Gerçekten ufkunuzu geliştiren bir süreç. O yüzden eğer ihtiyaç hissediyorlarsa çekinmesinler. Bulabildiği herhangi bir mentorluk kaynağından mutlaka faydalansınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada biz de sizden bir söz almıştık sanıyorum. Geri sevgili mezunlarımızdan bir öğrencimize, bir mezunumuza koçluk hizmeti ve en son konuştuğumuzda da iki mezunumuza da bir mentorluk çalışması yapacağız. Sizin konunuza ağırlıklı olarak mı satış ve pazarlamaya yönelik çalışmak isteyen, kariyerinde satış ve pazarlama olmasını düşünen sevgili mezunlarımızın ikisini de mentorluk programına dahil edeceğiz ve sizinle çalışma şansına sahip olacaklar. Bununla ilgili Sayın Dernek Başkanımız Osman Gültekin belirli bir tespit yapacak öğrencilerimiz arasından, mezun öğrencilerimiz arasından. Girişimciliği de dahil edebiliriz tabii bu noktada. Yani 5 senedir bir girişimci olarak tabii ilk başlardaki o bilememezlik halinden bu yana çok vakit geçti. Çok tecrübe edindik, çok bilgi edindik. Orada da yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Zaten bildiğim kadarıyla bir de e-ticaretle uğraşmanız söz konusu. Hepsiydi. Dolayısıyla oradaki birikimlerin de aktarılması ki önümüz gelecek dijital dünya için sanıyorum büyük bir artı değer olacak mezun öğrencilerimiz seve için. Seve. Harika. Peki kim bu konuların dışında sizinle iletişim noktalar var mı? Ne bileyim koçluk olmaz, mentorluk olmaz. Bunun dışında sizin iletişime geçebilecek pertemiyerliler var mı? Hangi konularda destek olabilirsiniz? Ya da sevgili pertemiyerlerden elimden gelen tüm desteği size vermeye açığım. İstediğiniz zaman benimle iletişim kurabilirsiniz. Instagram sayfamdan ya da mail adresimden ya da dernek aracılığıyla diyebilir misiniz bize? Tabii ki newyorkdanışmanlık.com, Türkçe'de, İngilizce'de karakterle yazsanız çıkar. Bu internet sitesinden, yani web adresimizden form doldurabilirler. Oradaki telefonlardan, mailden bana ulaşabilir. Ama şirket zaten iletişim bilgilerimiz oradakiler. Telefonla ulaşamadıkları durumda geri dönebilirim veya maille de kısa bir anlatırlarsa hangi konuyla ilgili olduğunu, oradan da destek olmaya çalışırım. Ama dediğim gibi hani benim alanımın dışında kalan konularda belki bir hani ablaları olarak diyeyim artık yönlendirme yapabiliriz belki bilgimiz doğrultusunda. Tabii ki seve seve irtibat kurabilirler. Muhteşemsiniz. Verdiğiniz bu pozitif duygular bile tüm mezunlarımız için bence yeterli olacaktır. Ve eminim teşekkür ediyorum. Biraz olarak da size danıştıklarım mutlaka soruları olacaktır. Peki bize tavsiye etmek istediğiniz farklı şeyler ya da eklemek istediğiniz ya da işte geleceğe dair neler söylemek istersiniz? O çok özde, çok temelde ki koçluk da temelinde buna dayanıyor benim açımdan. Farkındalığı
çok önemsesinler. Herhangi bir konuda, kariyer olabilir, özel yaşam olabilir. Yani size komik belki gelecek ama ben danışan pozisyonda olduğumda, ki koçluk eğitimi ve hani uygulaması yapan bir insan olarak, hala farkındayım dediğim konularda bile yeni yeni zihinde kapılar açılabiliyor sorgulamaya başladığımda. Soru sormaktan vazgeçmesinler, meraktan vazgeçmesinler. Merak halinde olmak, çocuk halimizi çoğumuz hatırlamıyoruz. O sürekli bir şey kurcalama ve merak etme hali çok şu anki yetişkinlik zamanımıza çok faydalı olan bir şey. Çözemedikleri yerde akıl danışsınlar ama yine de kendilerine güvensinler. Çünkü sorular başkasında oluyor ama cevaplar içimizde oluyor genellikle. Kendilerine inansınlar, güvensinler. Ne kadar güzel konuştunuz. Harikulade. Ağzınıza sağlık. Çok ama çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda inşallah yeniden bir araya geliriz. Perteniyerler olarak el ele tutuşur, yolumuza devam edelim. Görüşmek üzere. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese.